İngiltere'deki yüzen hapishane ilk mültecileri kabule başladı. Peki tartışmalı uygulamaya tepkiler neler? İngiltere'de neler oluyor, neler konuşuluyor? CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş'e soracağız. Metin Güneş, hoş geldin yayına. Şimdi yüzen hapishane ile ilgili son durum nedir? Son gelişmeleri senden alalım. Evet, hoş bulduk. 15 kişi dün geceyi BB Stockholm denilen Mauna'da ya da bazılarının deyimiyle yüzen hapishanede geçirdi. Aslında dün 35 kişiyi getirdiler bu dev Mauna'ya. Ancak 20'si avukatlarının mahkemelere itirazı sonucu nakilleri durduruldu ve 20 sığınmacı geri kaldıkları otellere geri gönderildiler. Gemi şu anda İngiltere'nin güneyinde Dorset bölgesindeki Portland limanında demirlemiş bulunuyor. 500 kadar genç erkek sığınmacının burada tutulması planlanıyor. Şimdilik 15 kişi getirildi ama bu hafta içerisinde daha fazla sığınmacının gemiye getirilmesi bekleniyor. Aslında İçişleri Bakanı Suella Braverman uzun zamandır planlıyordu sığınmacıları bu gemide tutma işini, ancak güvenlik endişeleri nedeniyle ertelenmişti proje. Sığınmacılar, ki şunu da vurgulayalım, genç ve erkek sığınmacıların iltica başvuruları değerlendirilip bir sonuca varılıncaya dek bu gemide tutulacaklar. Bu gemi ya da yüzer hapishane ya da belki yarı açık yüzer hapishane demek daha uygun olur. Tabii ki tartışmalara neden oluyor. Gerek muhalefet gerekse insan hakları örgütleri iltica başvurusunda bulunanların bu gemide tutulmasının insani olmadığını savunuyorlar. Hükümet ise ilticacıları gemiye nakletmeye başlamadan önce gemiyi gazetecilere gezdirdi. 222 civarında 2 kişilik odalar bulunuyor gemide. Odalarda ranzalı yataklar var, dolaplar, çalışma masaları, tuvalet ve banyo var odalarda. Isınma araçları da mevcut ve pencereler açılıp kapanabiliyor. Ama koğuş gibi büyük odalar da var. Bunlarda 4 ya da 6 kişi kalacak. Odaların tümünde televizyon var ama çalışmıyor. Söküp çıkarmak daha maliyetli olduğu için olduğu yerde bırakmışlar. Onun yerine gemide kalanların sosyalleşmesi teşvik ediliyor. Ayrıca 4 adet ortak kullanım alanları ve salonlar var ki buralarda büyük ekranlarda programlar ve filmler izleyebilecekler. Buna ilaveten İngilizce öğrenebilecekleri sınıflar ve ibadethanelerde olacak. Az sayıda da olsa dizüstü bilgisayarlar olacak ve tüm gemiyi kapsayan Wi-Fi internet bağlantısı mevcut. Evet, dün geminin bulunduğu yerde yaşayan aktivistler ellerinde hoş geldiniz yazan pankartlarla gemiye gidip getirilenlere sıcak bir karşılama yapmaya çalıştılar ve hükümetin sığınmacı politikalarını eleştirdiler. İngiltere'deki o tartışmalı gemi hakkında, yüzen hapishane hakkındaki detayları aldık CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş'ten.